Bu yeni tip, yeni kurt köpekli değil. Her sabah fırlayan balkona çıkar çıkmaz. Demek ki komşularına öyle ağlıyormuş. Bütün gün. Çalışanlar ona bu yapıyor. Sıçtı herhalde, sıçtı gitti. Neydi? 74'tü be. Yanlış, 74. Ve Bartın. Perdemiz kapalı be. Biz burada değiliz. Bu ne? Düğümcü, düğümcü mü? Düğümle bizi alt etti. Büyücülerin düğümleriyle bizi alt ettiler. Ve Bartunlularla diğer şeylerle. Pat, oradan ayrılmayacak. Tekrar tekrar gelecek. Frekans yaptığı bana çok belli. Veya başka bir şey. Ve bir kılıf uydurmudur, uydurmuştur pardon. Frekanstan dilim dolandı. Uydurmuştur bir, burada şeyi var. Akrabası. Melek Şengönül'ün akrabası gibi. Durmadan gelen başka şehirden. Akrabası var bunun be. Buraya gelme nedeni var. Hamster yapmak gibi. Kabızım ne zaman geçecek ki? Uzman doktor. Evet. Böylece bir kabız cumaya daha başlıyoruz. Ayarlamaya bak be. Her cuma kabızsın. Yani tesadüf. Tesadüf. Fatih Sultan Mehmet, sen burada otururken lafını ettin milyona tesadüf. Çıkar çıkmaz. Tekrar bu 74 Karadenizli. Karadenizli. Tesadüf. Onun arkasından hemşerisi.
hemşeresi oradan gece kondu oldu. Bu da hiç ayrılmayacak oradan. Tesadüf. Kendi orospu anasının resmi çıkıyor pornolarda karşıma. Tesadüf. Sabah uyanır uyanmaz penceremin dışından babam tiyatrosu. O da tesadüf be. Örnekleri çok az. Tesadüf. Ona tesadüf diyebiliriz. Ne diyebilirim ki? Saldırı geleceğini bildiğim için bazı yorumlar yaptım YouTube'da. Galiba en üst sıraya tırmandı sosyal medya olarak. Herkese tavsiye ederim. Çok iyi şeyler var orada. Hiç bu piç gibi kendi anasıyla ilk hamster falan yok. Fakat yine de kontrol gerekiyor. Tahmin ettiğim üzere bu pornolarda gizli mesajlar olduğu gibi orada da olabilir. Eylem mesajları. Twitter'da olduğu belli zaten. Bir iki kedi köpek resmi gün anında burada saldırı. Herkeste de tahminen aynı anda. Çünkü anaları be anaları. Sakın sabah bir şey gösterme lan, masumu gör. Lan, bu işin içinde değilim ben. Yine döngü işlemin aynısı. Telefonla, sigarayla. Papam. Dejavu. Tek dejavu olmayan frekans başlamadı. Telefonuna bas başlasın. Bizim Bartılı. Ne iş lan? Geçen sefer kondum, bir yayınladık. Dedik bakın bir Bartınlı da anında geldin. Arabanı kaldırdın yayından sonra. Şimdi dün öğleden beri hala burada. İzleri mi sildin? Bu normal mi gözüküyor? Yaşadığımız binlerce örneğe göre. Ne işler çeviriyorsun be? Seni nasıl saptırdılar? Talmud gereği küçük yaşta, 8 yaşına kadar, o zaman travma beyin kontrol sokuluyormuş Talmud'a göre. Orospu sana pedo mu geçti? Bugün ne yapacağım? Pek tahmin edilir. Yani tarukçu falan olmak gerekmiyor. Sadece yerinde adamlar olması belli. Yeter. O yüzden bugün çok video çekeceğim. Ulan frekansçılar, sakın videoları iptal etmeyin. En azından yarısını bırakın be. O Yusuf gitti içeri. Bu da sigara özenli karşısına. Gitti be, o kadar da işi. Bir sigara içmek için oraya geldi. Dünkü gibi. Evet, Gürü kedi bu sefer şey yapmadı. Sarı şeytanla beraber. Bu sefer başını oraya gömmedi. Hayata küsmemiş demek ki. Koşarak gitti oradan. Ardından sarı şeytan. Orada heykel. Onu da o mu gönderdi be? Onu da o göndermiş olamaz.
Bir senaryo daha gönder. Nereden çıktı lan o kedi oradan? Komşu getirmiş olabilir. Kucağında hamile kediyi getirdiği gibi birisinden çalıp olduğu akbaba hırsız gibi çalıp getirmiştir buraya. Yakında yok olur satanist ayininde. Kediler de çok seviyor ve o komşu onun önündeki arabaları hiç fark etmiyor hangi araba. Hepsi oraya git gel git gel altına biraz işlenmiş çişler şimdi gördüğünüz gibi. Sonra işi bitti sıra diğer nöbetçide gaz dağıldığı zaman bize burada sinek gelirken bu yakar diyorlar bunlara. Yakar değil bunlar sokar. Sokar bunlar. Öyle sokuyorlar ki. Milli damat kaynanasına soktuğu gibi. Piçlik bırakıp kaçıyorlar. Kim o Bartınlı be gençti? Babası dedesi yaşındayım. Benimle kapıştıracağın biri mi? Fuat Avni X Hamster Orhoni. Bartınlıyız be biz. Dur Yıldırım'a ziyaretçi geldik. Çok fazla hanımı var yanında. Yardım lazım. Nerelerde oturuyor fakat burada park edeceğiz biz burada Bartın park yeri hiç ayrılmamak üzere birkaç saat sonra yine gelelim. Onun için oraya park etti dün gidip o Dur Yıldırım daha ileri aldı biraz. Çünkü nişan başka yere yöneldi. Burada komşu koşturuyordu kedinin. Bitin sen komşu. Kedinin peşinden koşturdun. Kendi anasıyla orospu işini bitirir. Turex buyur. Yaya geçidinden konu. Durex. Hiç örneğini görmedik. Evet, bip bip bip. Gel. Ve bu milletin icabına bakılmıyor. Çünkü rüşvetleri çok baldan tatlı. Ya da baskı altındalar, yemin ederim karakola düşürdüklerini de götürürken beni şeye hastaneye kontrol için bomba ihbarı almışlar ve bomba hala patlamadı diye söz ediyordular karakolda. Çünkü bunlar yandakiler gibi kendi analarıyla pornolarda orospu. Değil mi Fuat Avni? Fuat Muat bilmez avanak. Kendi analarınızla iki samsırda orospusunuz. Ben zeki mi? Hakaret davası açacaksa önce Fuat Avni olduğunu kanıtlamak durumunda. Çünkü ben Fuat Avni ve orospu anasına orospu diyorum. Çünkü belli birine etmiyorum orada demiyorum. Yoksa
birisi geçerken şahitleri falan varsa yanındakiler gibi, onun yanındaki kulları gibi orospu demediğim halde orospu dedim diye ceza yerim. Üç tane kadın yetiyor. Ne diyor? Kadının sözü esastır kanundan. O yetmediği bir de panik butonu. Neden? Böyle her hücresi orospu olduğu için küçük yaştan Talmud'dan örnek alarak alıştırılarak. O ne iyi gelir be, buraya arkaya koşturan ufacık kızlar gördüm. Saatlerce yok oldular. Bir keresinde gece yarısı saat 3 falan ne dedim bu gülürdü. Bir baktım anası burada, anası soruyor bir battaniyen var mı? Parkta yatacaklar. Biz de aradık, yok dedik, bir yorgan vereyim fakat sabah getir. Yok, gitti o yorgan. Ve sonra birkaç saat sonra kızı geldi. Ufak kızı 11-12 yaşında olabilir. Şunu fırlamak be. Şimdi bunlara orospu dersen suratlarına, orospulara hakaret olur be.